kış depresyonu, diğer adıyla mevsimsel depresyon, genelde sonbaharın sonlarına doğru başlayıp ilkbaharın havaların ısınmasıyla birlikte azaldığını görüyoruz. Nasıl oluyor? Genelde havaların soğuması, gün ışığının giderek azalması, günlerin kısalması, özellikle dış ortam koşullarının değişmesiyle birlikte genelde kişilerde bazı belirtiler görülmeye başlıyor. Bu belirtiler özellikle uyku sorunları, enerji düşüklüğü, duygu değişimlerinde olan değişimler. Mesela kişi kendini aşırı yorgun hissedebiliyor. Ellerinde, ayaklarında böyle bir soğuma hissi olabiliyor. Bazen iştah artışı olabiliyor. Günlük aktivitelerde, sosyal aktivitelerde düşüş gözlemliyoruz. Genelde ilgilere olan, hobilere olan durumlarda da azalma görüyoruz. İşte huzursuzluk olabiliyor. Genelde bunlar kışın gün ışığının azalmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Özellikle kuzey bölgelerde yaşayan insanlar risk grubunda. Neden? Çünkü çok fazla uzun sürüyor gündüzler. Kadınlar erkeklerden daha çok etkileniyor. Bunu araştırmalar söylüyor. Aile öyküsü olanlar da risk grubunda. Peki neler oluyor bu kişilerde? Melatonin ve serotonin seviyelerinde değişiklik oluyor. Bunda da en önemli melatonin biliyorsunuz ki uyku hormonu, uykuyu düzenleyen bir hormon. Gün ışığının azalmasıyla birlikte yani gündüzler kısalıyor, havalar soğuyor. O yüzden de melatonin seviyelerinde bir düşüş oluyor. Bu tabii serotonini de etkiliyor, mutluluk hormonunu. Biz ışık terapisi öneriyoruz. Işık terapisinde özellikle sabah saatlerinde uzun bir süre parlak ışığa maruz kalmak. Bu melatonin ve serotonin seviyelerinde artışa sebep oluyor. Enerjiyi arttırıyor ve bunu yapamayan insanlarda da diyoruz ki gün ışığına doğrudan maruz kalın. Güneşli günlerde özellikle dışarıda daha çok vakit geçirin. Bu vakit geçirme nasıl olabilir? Fiziksel aktiviteler, işte haftada 3 gün 30 dakikalık yürüyüşler olabilir. Ya da kişi güneşi gördüğünde balkona, terasa çıkıp direkt o güneş ışığına doğrudan maruz kalabilir. Şimdi biz kışın genelde evlere kapandığımız için sosyal anlamda da izole oluyoruz. Bu sosyal izolasyonun önüne geçmek için de ben diyorum ki aktivitelerinize, sosyalleşmeye devam edin. Ailenizle, arkadaşlarınızla vakit geçirmeye devam edin. Bu da kış depresyonun önüne geçmek için önemli etkenlerden bir tanesi. İzolasyon da zaten depresif duygu durumunu arttıran bir durum. Yani yalnız kalmak yerine sosyalleşmesi, sosyal aktivitelerini arttırması izolasyonun da önüne geçecek bir durum.